Bugün Yasemin Ozan hocamızı dinleyeceğiz. Yasemin Ozan hocamız bu dönem Üsküdar Üniversitesi'nde aile terapileri dersi verecek. Psikodiagnostik testler dersini verecek. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız bir hocamız. Doktorası bitmek üzere. İlk bitireceklerden herhalde. Tezini yazdı ama süreyi bekliyor şu an. BDT Üsküdar Üniversitesi BDT Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yönetim kurulunda bir yandan. Bugün bize obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı terapi kullanımını anlatacak. Hocam buyurun, söz sizde. Peki. Şimdi tabii biraz obsesif kompulsif bozukluğun genel yapısından da bahsedeceğim. Bugün bahsetmek istiyorum. Ama genel yapıyı genelde BDT açısından nasıl bakıyoruz? Yani bilişsel davranışçı yaklaşım açısından nasıl bakıyoruz? Rasyoneli ve mantığı nedir? Yani bunun nasıl bir rasyonele oturtuyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bilişsel davranışçı yaklaşımda genel olarak bizim ilk klinik değerlendirmeyi yaptıktan sonraki süreçte ilk yaptığımız danışana hangi sorunla gelmiş olursa olsun o sorunu bir vaka formülasyonu içerisinde psiko eğitimle genel olarak o sorununu anlatmaktır önemli olan. Yani OKB'de de gelen danışan aslında yaşadığının ne olduğunu tam olarak anlamadığı için, tanımlayamadığı için büyük bir karmaşa içindedir. Biz obsesif kompulsif bozukluğa kognitif yaklaşımdan baktığımızda tehlike bozukluğu diyoruz aslında. Tehlike bozukluğu dediğimizde kişi düşünceleri içerisinde öyle bir kısır döngü içine girer ki bu döngü içerisinde tehlikedeyim ya da birileri tehlikede düşüncesine sahip olur. Ve de yani genel tanımına baktığımızda aslında kişilerin anlamsız ya da mantıksız olduğunu biliyor olmasına rağmen aklından çıkaramadığı ve sıklıkla aklına gelen saplantılı düşünceler ve bu düşünceleri rahatlatmak üzere yapmış olduğu tekrarlayıcı davranışlar diye de tanımlayabiliriz. Buradaki ana tuzak şudur kişilerdeki, bu düşüncelerden kurtulmaya çalışırlar. Yani gelmesin bu düşünce, aklıma gelmesin düşüncesi içerisindedirler. Ve de bu düşüncelerden kurtulmak istedikleri için de aslında biz buna bir şekilde kaçtıkça kovalayan düşünceler diyoruz. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım istiyorum. Sizden, şimdi hepinizden bir uygulama yapalım birlikte. Önce kendimiz bunu içselleştirip anlamalıyız ki mantığını. O zaman gelen danışanlarımıza da aslında durumun ne olduğunu daha net anlatabiliriz. Şimdi hepinizin gözünüzün önünde bulunduğunuz yerde bilgisayar ya da telefondan izliyorsunuz. Önünüzde, tam gözünüzün önünde sarı, tombik, sevimli bir civciv canlandırmanızı istiyorum. Sarı, tombik, sevimli bir civciv. Herkesin gözünün önüne geliyor mu bu? Şimdi bu civcivi alıp omuzunuza koyun lütfen. Herkesin omuzunda sarı tombik bir civciv var mı? Şimdi ben size 10 saniye süre tutuyorum. Ve lütfen bu civcivi kesinlikle düşünmemeye çalışın. Aklınızdan çıkarın. Ne zaman aklınıza gelse el kaldırın. Evet. Hiç düşünmeyen var mı aranızda arkadaşlar? Aklına hiç getirmemiş olan. Sürekli aklına gelmiş olan var mı? Kimse cevap vermiyor ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Evet hocam, sürekli aklımızda, sağ olun. Yarın da hep aklımızda olacak muhtemelen. Bu eksikti beynimizde, o da yerleşti Bir sarı civcivimiz eksikti, o da geldi. Evet, şimdi şöyle, bu sarı civcivi
düşünmemeye çalıştıkça biz aklımızdan çıkmaz. Yani aslında biz düşüncelerimizi kontrol edemiyoruz. Ama düşüncelerimizi kontrol ettiğimizi sandığımız için sürekli aklımıza gelen rahatsız edici düşünceleri aklımızdan çıkarmak için düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim. Yine geldi gitsin, gitsin deriz. Ve gitsin düşünmeyeceğim dedikçe bu düşünceler aklımızda kalır. Hatta bunu hepimizin mutlaka ve mutlaka hayatımızda en azından bir defa yaşadığı, deneyimlediği örnekler var. Mesela evden çıkarken diyorsunuz ki işte anahtarımı unutmayın, mutlaka almam lazım. Unutturma sakın, ben de unutmayın. Unutturma dersiniz birine ama ben de dersiniz. Unutturma ama ben de unutmayayım dedikçe o anahtar bir şekilde unutulur. Ve o evden unutarak çıkarsınız. Neden? Unutmayayım dedikçe unutuyoruz aslında. Yani aslında biz düşüncelerimizi kontrol etmeye çalıştıkça düşüncelerimiz kendi içerisinde yani zihnimize gelen düşünceleri kontrol etmeden bir şekilde gelip gidiyorlar. Şimdi obsesyon için ne demiştik? İstenmeden gelen, bizi rahatsız eden ve bizde belirgin bir sıkıntı ya da kaygıya neden olan tekrarlayıcı, sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler. Kompansiyonlar ise bu rahatsız edici düşünceleri rahatlatmak için tekrarlayıcı olarak yaptığımız davranışsal ya da zihinsel eylemler. El yıkama, düzene koyma, kontrol etme, sayı sayma gibi. Şimdi ne gibi obsesyon tipleri var? En sık karşılaştığımız kirlenme obsesyonuyla oldukça sık karşılaşırız danışanlarda. İşte mikrop alma, hastalık bulaşması, özellikle AIDS, kanser veya buna benzer maddelerin bulaşması, emin olamama, işte sürekli kontrol etme, arabanın kapısını kilitledim mi, evin kapısını kilitledim mi, ocağı kapattım mı ya da agresif obsesyonlar dediğimiz, yani kendi çocuğuna zarar verme düşüncesi, zarar verirsem ya da işte sevdiği yakınlarına zarar verirsem, bıçaklarsam, işte keskin olan aletlerle zarar verirsem ya da arabanın altına itersem gibi. Diğer çok yaygın gördüğümüz obsesyonlar dini obsesyonlar. Yani Allah'a küfür ediyorum, namaz kılarken küfür ediyorum, aklımdan kötü şeyler geçiyor dinle ilgili gibi. Ya da diğeri cinsel obsesyonlar. Ya çocuklarla cinsel ilişkiye girersem, bir kadın gördüğüm zaman sürekli özel bölgelerine bakma ihtiyacı hissediyorum, rezil olacağım ya beni görürse ya bakarsam gibi. Evet, şimdi obsesyonlar ile bilmemiz gereken bazı gerçekler var. Nedir? Bunlar ego distonik dediğimiz, yani benliğe yabancı düşüncelerdir. Benliğe yabancı düşünce derken ne demektir? Kişi aslında aklından geçen bu düşüncelerin mantıksız ve anlamsız olduğunu biliyor olmasına rağmen tekrarlayarak, istemsiz olarak zihnine gelen düşünce ya da zihinsel görüntülerdir. Kişiler obsesyonlarını aklına getirmemeye çalışırlar. Sarı civcivde olduğu gibi ya da baskılamaya ya da işte kaçınmaya, eylemlerle etkisizleştirmeye çalışırlar kompulsif davranışlarla. Obsesyonlar gerçek yaşam sorunlarına yönelik basit endişeler değildir. Yani bugün yarın sınavım var, bugün sınavla ilgili yaşadığım endişe obsesyon değildir. Bunlar anlamsız olduğunu biliyor olmama rağmen olan düşüncelerdir. Yani aklımdan çıkaramadığım düşüncelerdir. Ve farkındadır. Egodistonik dediğimizde kişi bunun kendisinin, zihninin bir ürünü olduğunu bilir aslında. Bunu biliyor olmasına rağmen yine bir yandan bilir, bir yandan da ya olursa diye düşünür. Yani bizim obsesyonlarda bu bir obsesyon. Yani gelen danışanda bu bir obsesyon diyebilmemiz için aslında önemli bir anahtar, ipucu ya
ve sağ vardır. Ya böyle olursa, bu aynı zamanda kaygı göstergesidir bizim için. Yani kaygı düzeyi yüksek kişiler, kaygı neydi? Daha çok gelecekle ilgili olduğuna göre. Ya şöyle olursa, ya annemin başına bir iş gelirse, ya annem hastalanırsa, hastalanmaması için de o zaman benim yapabileceğim bazı, yani aşırı sorumluluk ve kontrolcü özellikleri vardır bireyin ve bunun için yapabileceği bazı gerçek dışı davranışlarla bu aklından geçen olmasını istemediği durumları kontrol etmeye çalışır. Onun sorumluluğunu alır. Yani doğal olarak obsesyonlar kaygı düzeyimizi arttırır. Kompalsif davranışlar ise, bunlar ya zihinsel ya da fiziksel davranışsal yaptığımız eylemlerdir, kaygı düzeyimizi azaltır. Evet, ne gibi kompalsif davranışlar var özellikle bu obsesyonlarımızı azaltmak için en sık gördüğümüz? Yıkama ya da yıkanma, temizlenme, kontrol etme, bir şeyi tekrar tekrar yapma, bir soruyu ya da bir ifadeyi tekrar etme, bir uzman görüşü alma, yüksek sesle sayma, bir şeyleri toplayıp saklama gibi bir takım davranışsal, bizi rahatlatacak, kompalsif, tekrarlayıcı eylemler buluruz. Bunlardan bazıları da zihinsel eylemlerdir. Bunları da kompalsif davranışlar diyoruz, akıldan sayma gibi. Ya da neler var? İşte zihinsel olarak bir liste hazırlar. İşte her akşam bir ritüeli vardır. İşte yatarken o ritüelini kendi kendine söyler. Bunu söylemeden uyumaz. Bu ritüel, kendi içindeki o ritüeli yapması gerekir. Ya davranışsaldır bu ya da zihinseldir. Örneğin yatağa yattığı zaman, işte bir danışanım vardı benim. Oldukça yorucuydu onun için uykuya dalması. Çünkü uykuya dalmadan evvel ilk önce sağ bacağını işte belli bir sayıda kaldırıp indirmesi gerekiyor. Sonra sol bacağını kaldırıp indirmesi gerekiyor. Sonra tekrar sağ bacağını kaldırıp indirip sonra sağ tarafa dönüp yatıyor ve uyuması gerekiyor gibi bazı ritüelleri vardı. Aynı şekilde sabah kalkması da oldukça zordu. Bunun için de sabah işte kalkacağı saat, kalkması gereken saatten işte belli bir 40 dakika ya da bir saat evvele saatini kurar ki bu ritüellerini yapıp o bir saat içerisinde yataktan kalkabilsin. Eğer bunları yapmazsa o zaman annesinin daha evvel rahatsızlandığı hastalığın tekrarlama riskinin olduğunu düşünüp annesinin tekrar hastalanmaması için bu ritüelleri yapması gerektiğini düşünüyordu. Evet, bazen de ne olur? İçinden veya da sesli olarak, sürekli olarak bazı kendine göre kötü ama aynı zamanda geçirmezse aklından sıkıntı yaratacağını düşündüğü bazı kelimeler geçirir. Bazı örnekler verecek olursak, işte mesela elini sıktığı kişi acaba tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkadı mı diye düşünür. Bu düşünceye kapıldığı için her el sıkıştıktan sonra gidip ellerini yıkar. Ya da tuvaletten çıktığında ya üzerime su sıçramışsa diye düşünür ve her tuvaletten çıktıktan sonra duş alır. Ya da dışarıda tuvalete gittiyse eve geldiği zaman bütün kıyafetler kirli yatılır ve kendisi duş alır. Ya da ne yapar kişi? Acaba yolda arabayla giderken bir yerden geçerse ya orada birine çarptıysam ve farkına varmadıysam diye düşünür. Defalarca aynı yoldan döner. Acaba orada bir ambulans ya da polis arabası var mı diye kontrol eder. Ya da namaz kılarken doğru rekattan emin olamaz ya da abdest alırken doğru sayıda abdest aldığından emin olamaz ve tekrar tekrar namaz kılar ya da tekrar tekrar abdest alır kişi. Neler neden oluyor? Aslında baktığımızda genetik faktörlerin oldukça fazla olduğunu görüyoruz burada. Yani çevresel etkenlerden yanı sıra özellikle OKB'de genetik etkenlerin oldukça belirgin olduğunu görüyoruz yapılan çalışmalarda. Tabii ki nörobiyolojik etkenler, aynı zamanda bunları tetikleyen psikososyal etkenler de var.
Evet, şimdi bilmemiz gereken bazı gerçeklikler var oluş nedeniyle ilgili. Bu kişinin kendi hatası değil, yani kendisini suçlaması gerekmiyor. Ya da ailenin ve çevrenin birebir direkt etkisi olduğu, tek başına belirgin bir rol oynadığı bir hastalık da değil. Bu yüzden genelde en sık gördüğümüz, şimdi biz danışanlarla çalışırken eğer danışan bir ergen ise ya da ilk yetişkinlik döneminde ise ve ailesiyle yaşayan bir birey ise ya da bu kişi işte orta yetişkinlik döneminde ama işte eşi vesaire çocukları var böyle bir durumda ise genelde birlikte yaşadığı kişiler kendini suçlarlar. Özellikle ebeveynler kendilerini suçlar. Bu yüzden bazen aile danışmanlığı da yapmak oldukça önemli olabiliyor bu konuyla ilgili. Çünkü biz BDT'de şöyle deriz. Özellikle hani birey ergen ya da ilk yetişkinlik döneminde ise senin için bir koterapiste ihtiyacımız var. Yani evde bu hastalığın beslenmemesi oldukça önemli. Eğer bu kişi bir çocuk ise ya da ergen, zaten ailenin de işin içine katılması önemli. Ailenden birini koterapist seçeceğiz. Evde sana destek olması için kim olmasını istersin diye sorarım gelen kişiye. Ve o seçe annem olsun, annem destek olsun ya da babam olsun. Neden? Çünkü genelde aileler, çocukları, ergenleri ya da yetişkinlerde de birlikte yaşadıkları kişiler bu kişinin obsesyonel düşüncelerle kaygısı o kadar artar ki bu artan kaygıdan çevresindeki insanlar da çok endişe ederler ve kaygısının artmasından korktukları için bu aslında obsesyonlarının besleyici davranışlarda bulunurlar. Bu yüzden bizim bu konuda psiko eğitim verirken aileyi de birlikte yaşadığı kişileri de işin içine katıyor olmamız oldukça önemlidir. Yapılan bazı çalışmalar hani çocukluk çağında tabii ki bunun genetik bir altyapısının var olması işte işte şey gibi düşünelim bunu bir su var içine tuzu atıyoruz ama ateşi yakmamız için çevresel yakıp o tuzun suda eriyebilmesi ne kolaylar ya da buharlaşması için ateşin yanması lazım. O ocağı yakan da çevresel faktörlerdir. Der ki içi yapılan bazı çalışmalar bu çevresel faktörlerde çocukluk çağında daha kuralcı, disiplinli eğitim verilen ailelerde daha sık görülebilir. Tabii ki dediğim gibi diğer genetik ve nörobiyolojik faktörlerinde var olduğunu düşündüğümüzde altını ateşleyenin çevresel faktörlerde bu gibi tetikleyicilerin olduğu bilinmektedir. Genelde ergen yani en yaygın olarak ergenlik ya da ilk erken yetişkinlik döneminde başladığı bilinir. Çocuklukta da başlayabilir ancak bununla beraber. Oldukça da sık görürüz aslında. O yüzden çocukluktaki OKB'de bizim için oldukça önemlidir. Kadınlarda ortalama yaş genel 22-23 iken erkeklerde 16-17 olarak bilinir. Kadın ve erkek arasında çok belirgin bir farkın olmadığı görülüyor aslında yapılan çalışmalarda. Kadın ve erkeklerde de belli oranda hani benzer oranda OKB görülebiliyor. Daha evvel söylediğim gibi OKB bir tehlike bozukluğu olarak görülüyor. Yani kişi tehlikede olduğunu düşünür. Sürekli olarak ya da birilerinin tehlikede olduğunu düşünür. Abartılı bir sorumluluk hissi vardır. Egodistonik dediğimiz benliğe yabancıdır bu düşünceler. Eğer tabii ki psikotik özellikle OKB değilse. Ve de hani bir tehlike beklentisi vardır. Bu da diğer hastalıklardan en belirgin ayırıcı özelliğidir. Şimdi evet... Ayırıcı tanı önemli. Özellikle bazı belirtilerle yaygın anksiyete bozukluğu ile karıştırılabilir. Mesela obsesif ruminasyon dediğimiz obsesif geviş getirme. Obsesif geviş getirmeyi özellikle yaygın anksiyete bozukluğunda görürüz ama acaba OKB mi diye karıştırılabilir. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Obsesif ruminasyon nedir? Sıklıkla kişinin yaşadığı ya da yaşayacağı bazı olayları aklından atamadığı ve sürekli olarak aklına getirip tekrar tekrar onları yaşattığı olaylardır. Mesela bir hafta sonra bir misafir, bir davet var evde ve bu davetle ilgili sürekli olarak zihnini atamaz. Her gece bunu düşünerek bir türlü uyuyamaz. Ya da bir olay yaşamıştır bir arkadaşıyla. O olayda acaba nasıl davrandım? Şöyle mi davranmalıydım, böyle mi davranmalıydım diye sürekli olarak aklında bunları geçiriyor olabilir.
Bu da hani günlük yaşamla ilgili kaygılardır aslında. Ve rumine eder, geviş getirir sürekli olarak kişi bunu. Panik bozukluktan ayrılması gerekir. Bu da hani baktığımızda fobik reaksiyonun, yani kişinin panik bozukluk dediğimiz neydi aslında? Herhangi bir, yani panik ataktan farklı olarak beklenti anksiyetesinin olduğu, bedensel fizyolojik reaksiyonların ön planda olduğu ve zihinsel, yani yaşamış olduğu kaygının bedensel olarak fizyolojik reaksiyonlarından endişe ediyor olma haliydi. Yani kişinin kalp krizi geçirmesinden ya da aklımı kaçıracağım düşüncesi, bayılacağım düşüncesi, öleceğim düşüncesi gibi bazı kaygılar yaşıyor olma hali özellikle. Beden dismorfik bozukluktan farklıdır. Özellikle fiziksel görünüme aşırı bir yoğunlaşma vardır. Ya da trikotilomaniden belirgin olarak farklıdır. Bunu da bu özellikle bu rahatsızlıklardan ayırabiliyor olmamız önemli. Tabii aynı şekilde kişi psikolojik özellikle bir OKB içerisinde ise o zaman egosintoniktir. Yani aslında bu düşüncelerin gerçek olduğuna da kendine inandırır. Örneğin şöyle anlatayım, bir danışanım vardı. Ve gece kalkar, aynaya bakar, kulaklarından, işte burnundan, ağzından solucanlar çıkacağı endişesi içerisinde olurdu. Ya çıkıyorsa, ama buradaki şey o bunun çıkabilme olasılığının var olduğunu. Yani gerçeklik deneyi yaptığımızda yüzde kaç olasılık var dediğimizde olasılığının oldukça yüksek olduğunu, yani buna kendini inandırdığını görüyoruz. Evet, yeme bozukluklarından, alkol bağımlılığından ya da alkol kötüye kullanımdan farklı olarak görülmesi gerekiyor. Tabii komorbid diğer rahatsızlıklar da olabilir. Depresyon, diğer anksiyete bozuklukları, yeme bozukluğu, alkol bağımlılığı, Tourette sendromu, travma sonrası stres bozukluğu ile ne gibi tedavi yöntemleri var? Özellikle biliyoruz ki ilaç tedavisi ile beraber BDT uygulanımının oldukça etkili. Hatta genel yapılan çalışmalar %70 hastaların ilaç tedavisi artı BDT ile tedavi edildiğinde %70'inin oldukça iyi, olumlu ve geri dönmeyen sonuçlar alındığını biliyoruz. Fakat şunu da bilmeliyiz ki OKB, yani psiko eğitim veriyor olmamız çok önemli ve psiko eğitimde şunu da söylemeliyiz. Obsesif düşünceler hiçbir zaman gitmeyebilir kişiden. Sadece kişi bunlarla nasıl baş edeceğini öğrenir. Şimdi buraya geleceğim. Kognitif yaklaşımda neler yapıyoruz aslında özellikle. Ama hani ilaç tedavisiyle ilgili bazı mitler var. Nedir onlar? İşte uyuşturucu özelliği vardır, bağımlılık yapar, hayat boyu kurtulamazsın, başlama, işte yaşam boyu ilacın esiri olursun. Ya da ben iyi hissettiğim an bırakabilirim gibi bazı hani mitler vardır. Bunlar konusunda da danışanlarımızı uyarıyor olmak, bunların doğru olmadığını onlarla paylaşıyor olmamız oldukça önemli. Şimdi obsesyonlarla çalışırken kognitif modelde bir kognitif yaklaşımda çalışıyoruz. Bir de davranışçı yaklaşımda çalışıyoruz aslında. Davranışçı yaklaşım ERP dediğimiz, işte exposure response prevention, yüzleşme, yani maruz bırakma ve davranış engelleme. Çok uzun zamandır yapılan önemli bir çalışma, teknik. Ama bunun yanı sıra da kognitif yaklaşımın, bu yani kognitif yaklaşımla beraber davranışçı yöntemlerin terapötik sürecin sonunda kalıcılığının sağlanması açısından, tedavinin kalıcılığının sağlanması açısından da oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi obsesyonlar ne demiştik? Kişi bunun saçma olduğunu biliyor, kendi zihninin ürünü olduğunu biliyor ama bir türlü aklından çıkaramıyor dedik.
Şimdi ne yapıyor kişi? Obsesyonu aklına getirmemeye çalışıyor. Getirmemeye çalıştıkça geldiği için kaygısı artıyor. Kaygısını düşürebilmek için de kompulsif bir davranışta bulunuyor. Ve kompulsif tekrarlayıcı davranışlar da kaygısını düşürüyor. Böylece bu kısır döngü sürekli olarak tekrar ediliyor. Kişi de yani bir şey düşünün, grafik düşünün. Grafiğin sürekli olarak dikenli hareket etmesi. Önce obsesyon aklına geliyor, kaygı artıyor, yukarı çıkıyor ve kaygıyı düşürmek için de kompulsif tekrarcı davranışını yapıyor, kaygı düşüyor. Ama bu diken tekrar o dikenin sürekli olarak devam etmesini sağlar. Ben bunu özellikle bu grafiği çizerek anlatırım danışanlarıma. Yani bakın sizin yaptığınız şey önce obsesyon yani bu takıntılı düşünceleriniz aklınıza geldiğinde kaygınızı artırıyorsunuz. Sonrasında kaygınız 0 ile 10 arasında kaça çıkıyor? Diyor ki 10'a çıkıyor. Evet 10'a çıktı. Ne yapıyorsunuz bu 10'u sıfırlamak için? İşte gidiyorum ellerimi yıkıyorum. Ellerimi yıkadığımda kaygım düşüyor. Hop düştü. Sonra ne oluyor ne yapıyorsunuz? Bir süre sonra ya tekrar kirlenmiş hissediyorum kapı koluna dokunduğumda. Ne oluyor? Tekrar çıkıyor. Ve gidiyorum tekrar yıkıyorum düşüyor. Yani bu dikenli grafik. Bizim amacımız ise bu grafiği dalgalı hale getirmek. Ve dalgaların geniş olmasını sağlamak. Açılarının oldukça geniş hatta açı olmamasını sağlamak. Bunu nasıl yapacağız? Diyoruz ki şu var genel kognitif bakış açısına göre baktığımızda bizim zihnimiz öyle bir yapıya sahip ki aslında hiçbir şey yapmasak, öylece dursak bile yani o tekrarlayıcı ritüel davranışı yapmadan da kaygı kendini o pik noktadan belli bir süre sonra aşağıya düşürecektir. Yani ben diyorum ki kapının koluna dokundum ve mikrop geldi. Ve kaygım kaç oldu? 0 ile 10 arasında 8. 8 oldu. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bekliyorum. Hiçbir şey yapmadan gidip yıkamadan elimi bekledikten sonra belli bir süre sonra atıyorum 30 dakika geçti. Belli bir süre sonra ne oluyor? Kaygım kaça düştü? 6'ya. Sonra biraz daha bekliyorum. Şimdi kaça düştü? 4'e. Yani aslında biliyorum ki o grafik bir anda diken olmuyor. Yani bir anda sıfırlanmıyor. Ama o dalga belirli bir süre içerisinde kendisini mutlaka zihnimiz o pik noktadan kaygıyı düşürme becerisine sahip. Evet, şimdi burada özellikle danışanla bir danışan geldiğinde ve OKBS ile çalışırken danışana ilk söylediğim şey şu oluyor. Bak, ben şu anda seninle çalışmayacağım. Yani senin obsesyonunla çalışmayacağım. Ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında obsesif düşüncesini danışandan ayırmaya çalışıyoruz. Yani bu senin, bu sen değilsin. Bu senin zihnine gelen saplantılı, takıntılı, kontrol edemediğin düşünceler. Ne oluyor o zaman? Diyorum ki bak senle ve ben birlikte bu düşüncelerle, obsesyonunla çalışacağız. Sen ve ben obsesyonunu kontrol altına almaya çalışacağız. Yani ben seninle çalışmayacağım. Biz ikimiz birlikte işbirliği içinde obsesyonlarınla çalışacağız. Obsesyonlarını ayırıyoruz bireyden. Evet, kognitif davranışçı terapinin iki önemli ayağı var. Bunlardan birisi kişilerin korkularını yenmelerine engel olan düşünce tarzlarını değiştirmek, diğeri kaygılı davranışa yol açan inançları ve obsesyonların kişiye göre anlamını belirlemek, bunları değiştirebilmek öncelikle. Evet, şimdi burada çok önemli bir şey var yaptığımız çalışmalarda, tekniklerden biri. Şimdi kişi genelde obsesyonlarını
aklına getirdiğinde aslında senaryosunu en kötü yerinde bırakır. Der ki ay ya anneme kötü bir şey olursa, ya çocuğuma kötü bir şey, ya ben çocuğumu balkondan aşağı atarsam, ay düşünmek bile istemiyorum der ve bundan kaçabilmek için aslında ne yapar? Ya çocuğunu hiç kucağına almaz, çocuğunu emzirmez, çocuğun altını değiştirmez. İşte ya da diğer ritüelleri yapar, neyse o yapması gereken ritüeller. Yani bunu sonuna kadar ilerletmez aslında. Ve de burada bizim bu düşünceleri kognitif olarak baktığımızda kar zarar analizi ve pasta dilimi en sık kullandığımız tekniklerdendir. Nedir bu? Pasta dilimi ve kar zarar analizi. Örneğin diyor ki eğer ben her sabah işte dişlerimi 12 kere fırçalamazsam günüm kötü geçecek ve iş yerinde bana patronum tarafından laf gelecek. Bunun gerçekliğini öncelikli olarak birlikte kognitif olarak değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Buraya geleceğim birazdan. İlk önce durumu bize söylemesini ve bunu bir çizelge üzerinde yazdırıyoruz özellikle. Diyorum ki obsesyonlara ve sıkıntı veren ruh haline neden olan durumu yaz. Nedir? Eğer dişimi 12 kere fırçalamazsam patronundan laf işiteceğim bugün. Şimdi bu düşünce ne zaman? Sabah. Bu düşünceye olan hani bunun gerçekliğine olan, yani ne kadar sence bu gerçekçi? Gerçekten sen ne kadar kontrol edebilirsin? Bununla ilgili yorumunu yazdırıyorum. Ve bu yoruma 0 ile 100 arasında kaç inanıyorsun? Yüzde kaç gerçekçi bu söylediğin? Yok, %0. Çünkü neden? Ego distonik. Aslında bunun mantıksız olduğunu da, rasyonel olmadığını, irrasyonel bir düşünce olduğunu da bir yandan biliyor. Peki böyle düşündüğündeki ruh halin nedir? Kaygılı. Kaygının derecesi kaç? Yüzde kaç? Okey, %90 ya da 0 ile 10 arasında 9. Peki ne yapıyorsun böyle olduğunda? Evet, 12 kere dişimi fırçalıyorum. Bunu da yazıyorum. Öncelikle kişinin, yani bilişsel yaklaşımda bunu kendisinin yapmış olduğu davranışı ve zihninden geçen düşüncelerle olan ilişkisini net görebilmek için BDT'de mutlaka kağıt kalem kullanıyoruz. Ve diyorum ki hani ilk başta dedim ya, hani ben ve sen obsesyonlarınla çalışıyoruz. Yani birlikte onları kontrol etmek üzere çalışıyoruz. Yani onlar hiç gitmeyecek, gitmeyebilir. Çünkü neden? Şunu da anlatmak önemli. Obsesyonlar aslında çalışmalar gösteriyor ki oldukça büyük bir oranda neredeyse hepimizde, yani her 100 kişiden 2 kişide OKB olduğu biliniyor ama aslında birçoğumuzun da zihninden bizi rahatsız eden düşünceler geçiyor. Sadece kişilerin bu düşünceleri ne kadar satın alıp almadıkları ve bunları ciddiye alıp bunları rahatlatmak için ritüellerde bulunup bulunmadıkları, bunun kişinin yaşamını etkileyip etkilemediğini üzerinde belirgin bir rol oynuyor. Bu da OKB hastalığı geliştirip geliştirmemesi üzerinde belirleyici oluyor. Kişinin bu işlevsel olmayan dışa çıkma davranışlarına neden olan obsesif düşünceler aslında bir şekilde kişinin geçmişten bugüne getirdiği kök inançlarıyla ilişkili olduğuna inanılır. Yani bizim kök inançlarımız aslında özellikle 0-6 yaş arasında
yapı taşları oluşur. Sonraki zamanlarda çevresel aileden ve diğer çevremizden aldığımız etkilerle beraber kendimize ait ve başkalarıyla ilgili inançlarımız oluşur. Değersizim, başarılıyım, başarısızım, sevilesi biriyim, sevilmeyen biriyim. Ancak çok başarılı olursam sevilirim. Ancak çok işte iyi bir çalışan olursam aileden kabul görürüm gibi inançlarımızı oluştururuz. Aslında bütün bu obsesif düşünce içeriği ve bunu tetikleyen, bunu rahatlatmak için oluşan kompulsif davranışlarımızla bu inançlarımızın çok belirgin ilişkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden de kişiyle çalışırken biraz evvel söylediğim aslında bu işlevsel olmayan tepkiler ne yapıyor? 12 kere dişini fırçalıyor çünkü o gün patronundan laf işitmeyin. Patronundan laf işitirse alternatif ne olabileceği, en kötü nelerle karşılaşabileceği, onlar olduğunda nasıl tepki verebileceği üzerine yapılan kognitif çalışma aslında kişinin özellikle bu ritüeller üzerinde ki yani ritüelleri olan inancı ve yaşamındaki işte işlevselliğini ve yaşam kalitesini etkiliyor ya bu ritüeller. Bunları azaltması üzerinde belirgin olarak etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden de kognitif çalışmalar ta konuşarak yani bu terapötik süreç içerisinde kök inançları üzerinde belirgin değişimler yapabilmek adına da oldukça önemli. Şimdi kognitif çalışmanın yanı sıra bizim diğer yaptığımız önemli bir çalışma daha evvel söylediğim maruz bırakma ve davranış engelleme çalışmaları. Maruz bırakma, davranış engelleme nedir? Kişi bazen kaçınma davranışlarında bulunur, bazen de tekrarlayıcı davranışları vardır. Örneğin prizi, elektrik prizini işte şeye ışığı 15 kere açıp kapatır, ondan sonra gider yatar. Ya da salondaki ya da oturma odasındaki koltuğun üzerindeki minderleri belirli bir sıraya göre dizer, sonra gidip yatar. Şimdi bu sıraya dizmesi, eğer bunu yapmazsam ertesi gün başıma kötü bir şey gelebilir düşüncesiyle ilgilidir. Şimdi o zaman bu kognitif çalışmayı yaparken bunun yanı sıra yani inançlarıyla, ara inançları, otomatik düşünceleri ve kök inançlarıyla çalışırken aynı zamanda davranışçı yöntemlerle ne yapıyor? Diyor ki bunu eğer yapmazsan, yani eğer bu minderleri koltuğun üzerine belirli bir sırada dizmezsen kaygın kaça çıkıyor? 0 ile 10 arasında bunu değerlendir. Diyor ki 8. Şimdi bunun haricinde ne gibi obsesyonel düşüncelerin var ve buna rahatlatıcı davranışların var? Diyor ki işte kişi her akşam yatmadan evvel abdest alırım ve abdest alırken de bu abdestim bazen 40 dakika kadar sürer. Neden? Çünkü burnuma yeteri kadar su çekip çekmediğimden emin olamadığım için yeteri kadar su çekebilinceye kadar yani kendimi boğuluyor hissedinceye kadar su çekme ihtiyacı hissederim. Bu da bazen 40 dakikayı buluyor. Eğer bunu yapmazsan kaygın kaça çıkıyor? 10. Başka neler var? Seni özellikle yaşamsal işlevselliğini etkileyen. Sabah kalktığımda kalkmadan evvel yatakta bazı ritüel davranışlarım var. İşte ayaklarımı belli bir hizada açıp kapıyor olmam lazım. Oturur konuma gelirim. Oturur konumda belirli bir dakika oturuyor olmam lazım. Eğer bunu yapmazsan kaygın kaça çıkıyor? 5. Şimdi belirli bir liste yaptıktan sonra ERP'de yani maruz bırakma ve davranış engelleme tekniğinde biz kişiye en az kaygı yaratan durumdan başlayıp biraz evvel söylediğim önce dikenli grafiği gösterip sonra o dalgalı grafiğe geçebilmemiz için kişideki
Ya eğer bir kaçınma davranışı varsa yüzleştirme çalışması, eğer tekrarlayıcı bir davranışı var ve işlevselliğini olumsuz etkiliyor ise davranış engelleme çalışması ile o ritüelinden ritüelini minimize ederek işlevselliğini azaltmasını engelleriz. Şimdi bu çalışmalar bizim için oldukça önemlidir. Ancak dediğim gibi ERP çalışmasını özellikle kognitif çalışmayla birleştirdiğimizde, yani kişinin bu yapmış olduğu davranışlara neden olan obsesyonel düşüncelerin temelinde var olan inançlarıyla çalışabilmesinin daha uzun vadede kalıcı bir tedavi sağlamak açısından önemli olduğunu biliyoruz. Evet, şimdi OKB hastalarında karşılaşılan en belirgin zorluk, evet, terapi odasında kognitif çalışmayı yapıyoruz ama eğer biz bütün davranış engelleme ya da maruz bırakma çalışmalarının hepsini eve verecek olursak, ev çalışması önemliydi BDT'de, burada başarısız olabiliyorlar ya da kaçınma davranışı gösterebiliyorlar. Bu nedenden dolayı daha güvenli yer olan ve biz bunu in vivo exposure diyoruz, yani seans içinde yapılan maruz bırakma çalışmaları, uygulamaları, yapılabilen bütün çalışmaları öncelikli olarak seans içinde yapıp sonrasında ev çalışması olarak seans dışına veriyor olmak bireylerde güven, kendilerine olan güveni arttırması açısından oldukça önemli ve kaçınmaktan ziyade daha fazla bu verilen ev çalışmalarını yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Böylelikle bir sonraki seansa geldiklerinde yapamadıkları yerler üzerine çalışmak çok daha kolay oluyor. Evet, o yüzden hem seans içi hem seans dışı çalışmalara önem veriyoruz OKB danışanlarında. Evet, benim genel anlatacaklarım bunlar. Özetle. Ağzınıza sağlık, gayet güzel toparladınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hocam, kapanışı siz yapın. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bence OKB önemli ve çok çalışması çok keyifli ama sonuç alması da bazı danışanlarda oldukça kısa sürede olmasına rağmen, çok nadir olmak üzere, genelde belirli bir uzun soluklu çalışmayı gerektiriyor. Bol bol okuyup, bol bol hani BDT ve OKB ile ilgili yeni yapılan çalışmaları okumak ve bunlarla ilgili gelişen teknikleri takip etmek bence bizim için önemli. Bir de biraz da vaka izlemek lazım. Daha becerimizi arttırmak için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.